Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, öncelikle sözlerime 5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmim Mustafa Koçer, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğretim üyesiyim. Konferansa bu ortamında çevik liderlik algısı Erciyes Üniversitesi örneği başlıklı çalışmamla katılıyorum. Öncelikle tabii VUCA ortamı nedir? VUCA kavramı nedir? Bunlardan bahsetmek isterim. VUCA, değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Daha çok askeri kökenlidir ve işletmelerin içinde bulunduğu kaotik ortamı tanımlamak için kullanılan bir kavram haline gelmiştir zamanla. Pandemi, dijital dönüşüm, savaşlar, göçmenler ve benzeri gibi durumların yaşandığı, değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklığın arttığı, hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada kurumlardaki liderlik davranışlarının da daha önemli hale geldiğini görüyoruz. VUCA ortamı olarak ifade edilen bu durum, liderlerin bakış açılarını değiştirmelerini, yönetim yaklaşımlarını daha etkin şekilde kullanmalarını ve çevikliği zorunlu hale getirmeye başlamıştır. Buna VUCA ortamı diyoruz. VUCA ortamında çevik liderlik dediğimiz zaman da literatürde VUCA ortamında çevik liderlik anlayışı daha çok ticari işletmeler açısından iş dünyasındaki liderlik yaklaşımları itibariyle ele alınmıştır. Çevik liderlik dendiği zaman en yanlış şekliyle mevcut durumu dikkate alan, yenilikleri özümseyen ve adapte olabilen, öngörüsü güçlü olan, yaratıcı ve inovatif yeteneği yüksek olan, streste nasıl baş edebileceğini bilen, riskleri yönetebilme becerisi olan, çevredeki tehdit algılarını fırsata dönüştürebilen lider anlamına geliyor. VUCA ortamında çevik liderlik özellikle son yıllarda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen dönüşen dünyada liderlik çalıştayıyla birlikte kurum iş değerlendirme raporları ve stratejik plan gibi belgelerde çevik liderlik kavramı yüksek öğretim alanında da önemli hale gelmeye başlamıştır. Ticari alandan daha çok eğitim alanına doğru bir kayış yaşanmıştır. Bu çalışma bu tür ilgi ve amaçları kapsayan konuların odaklanması gereğinden doğmuştur. Hemen araştırmamızın temel amacı üzerinde durmak istiyorum. Araştırmanın temel amacı çevik liderlik özelliklerinin Erciyes Üniversitesi akademik personel tarafından nasıl algılandığını tespit etmektir. Tabii zaman kısıtımız olduğu için hızlı bir şekilde bunun üzerinde durmak istiyorum. Araştırmanın önemine baktığımız zaman araştırmada yeni normal olarak adlandırılan VUCA ortamında üniversitedeki çevik liderlik algılamalarına dikkatin çekilmesi ve çevik liderlik anlayışının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalara zemin olması bakımından araştırmamız önem kazanıyor. Tabii çevik liderlik özelliği dendiği zaman biz bunu 5 alt boyutuyla birlikte aldık. Kısaca hemen bunlar neler? Birkaç cümleyle bunları özetlemek isterim. Paylaşılan sorumluluk ve proaktivite çevikliği dediğimiz zaman liderlerin verimliliği artırmak için mevcut düzeni irdeleyen, öngörü sahip olan, büyük resmi görebilen, yol haritası çizebilen ve hızla işe girişebilen bir role sahip olması anlamına geliyor. Sinerji çevikliği dediğimiz zaman liderlerin empati kurarak çalışanlarını etkileme yeteneğine vurgu yapılıyor. Sinerji çevikliğiyle bir yandan örgüsel çevik dönüşümler için çaba sarf edilirken öte yandan derin bir empatiyle zararlı görülen çatışmaları herkes için faydalı çözümlere ulaştırabilen sezgisel bir yetenekten bahsediliyor. Duygusal çeviklik önem atfedilen bir durum, bir özellik. Liderlerin çalışma hayatındaki baş edilmesi zor, durdurulması gereken olumsuz duygular ve aslarına güven yansıtma gibi özellikler üzerinde duruluyor. Etkili liderler dendiği zaman duygularını bastırmaya çalışmak yerine duygusal çevikliği artırarak kendi olumsuz özelliklerine duyarlı, değer odaklı ve üretken bir yaklaşımla çözmeye çalışan bir yapıda olmaları gerekiyor. Duygusal çeviklik, liderlerin değişime, ilerlemeye ve büyümeye açık olduğunun da en önemli işaretlerinden biri olarak görülüyor. Dijital okuryazarlık ve teknoloji çevikliğine baktığımız zaman da liderlerin karşılaşılan yeni teknolojilere hızlı bir şekilde tepki verebilme, adapte olabilme üzerinde duruluyor. Bilgiye ulaşma, bilginin dönüşümü, kullanımı gibi unsurlar üzerinde çeviklik gerekiyor. Yeniliklere açıklık ve uyum sağlama çevikliğine baktığımız zaman da liderlerin örgütsel yeniklemenin başlatıcısı olması gerekiyor. Uyum sağlama yeteneklerine vurgu yapıyor.
liderlerin takımlarını değişime, yenilik ortamlarını hazırlaması gerektiği konusuna vurgu yapıyor. Araştırmamızın yöntemine baktığımız zaman araştırmamızda örnekleme olarak, ana nüfusu olarak Erciyes Üniversitesi'nde yapan akademik personel araştırma nüfusu olarak belirlenmiştir. Erciyes Üniversitesi'nde 2198 akademik personel bulunmaktadır. %95 güven aralığına baktığımız zaman da %5 anlamlık düzeyinde 318 kişilik örneklem büyüklüğü araştırma nüfusunu temsil edebiliyor. Araştırmada biz ölçek olarak Nehir Özdemir ve Münevver Çetin'in 2019 yılında yapmış olduğu eğitim örgütlerinde çevik liderlik ölçeğinin geliştirilmesine yönelik anket çalışmasını kullanıyoruz. 5 tane alt boyutu var ve 56 ifadeden oluşuyor. Tabii araştırmaya başlamadan önce araştırmanın güvenilirlik katsayısına baktık. 56 ifade için yapılan kromba alfa değerinin sonucunda 0.994 değeri hesaplanıyor. Bu durum araştırmanın güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. Araştırma modeline baktığımız zaman da fakülte dekanının çevik liderlik özellikleri ve akademik personelin sosyal demografik özelliklerini ölçmeye yönelik iki tane değişken grubunun olduğu görülüyor. Şekil 1'de bunlar gösterilmiştir. Bunlara baktığımız zaman da bunlar arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığıyla ilgili uygulama yapılıyor. Araştırmada aslında daha fazla hipotez var alt boyutlarıyla ilgili ama zaman kısıtlı olduğu için ben bunların en azından fikir sahibi olabilmesi açısından 7 tane hipoteze düşürdüm. Akademik personelin cinsiyeti, yaş aralığı, görev süresi, kadro unvanı daha önce idari görevde bulunup bulunmadığıyla ve daha önce başka kurumlarda görev yapmadığı ve personelin kadrosunun bulunduğu alanla çevik liderlik özellikleri arasında anlamsal bir farklılık olup olmadığını tespit etmeye çalıştık. Genel olarak demografik özelliklere baktığımız zaman 318 kişi katılıyor ve 207 erkek, 111 tane de kadın akademisyenle bu çalışma yürütülmüş oluyor. Faktörlere itibariyle baktığımız zaman birinci faktörümüzde paylaşılan sorumluluk ve proaktivite çevikliği var. Bundaki en yüksek ortalamaya baktığımızda yöneticimiz yönetsel süreçlerde kendi bilgi ve uzmanlık gücünden yararlanır. En yüksek ortalamanın buna geldiğini görüyoruz. En düşük ortalamaya baktığımız zaman da yöneticimiz çalışan performansını artırmak için düzenli geri bildirimler verir. 2.85. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde sadece son ifade haricinde diğerlerin hepsinin 3'ün üzerinde olması gayet güzel. Ancak herhalde düzenli olarak geri bildirimle ilgili birazcık daha geliştirilecek yanlar olduğu görülüyor. Faktör 2'de sinerji çevikliğinden bahsediyoruz. Sinerji çevikliğinde de yine genel olarak değerlendirdiğimizde ortalamaların büyük bir çoğunluğu sadece son ifade 3'ün altında, diğerleri 3'ün üstünde. Burada da baktığımız zaman yöneticimiz ekibiyle birlikte harekete geçmeyi önemser en yüksek ortalamaya sahipken en düşük ortalama takım ruhunu geliştirmek için çalışma saatleri dışında çalışanlar arasında sosyal faaliyetlerin organize edilmesiyle ilgili de yine geliştirmeye yönelik açık alanlar olduğu görülüyor. Duygusal çeviklikle ilgili baktığımızda da yöneticimiz bir şeyler yanlış gidiyorsa rahatlıkla söyleyebilir. 3.55 en düşük ortalamaya da baktığımız zaman yaptığı hataları rahatlıkla kabul edilecek bir yapıya sahiptir. En düşük ama genel olarak baktığımızda yine 3 ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. 4. faktörü de yine aynı şekilde 3 ortalamasının üzerinde ve 5. faktörü de 3 ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Genel olarak değerlendirdiğimizde dijital okuryazarlık ve teknoloji çevikliğinin en yüksek ortalamaya sahip olduğunu, sinerji çevikliğinin de en düşük ortalamaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Hipotez testlerine geçmeden önce özellikle bizim araştırmadaki ifadelerin normal dağılım şartlarını sağlayıp sağlamadığı bizim için önemli parametrik testlerde. Bunun için tabii literatürde birçok yöntem var. Basıklık ve çarpıklık da bunlardan bir tanesi. Yine literatürde -1, +1 aralığından başlayıp da 1.5, 2'ye kadar gelen bazı kaynaklar var. Burada ben özellikle bu kaynağı belirttim. -2 ve +2 aralığında veri setinin değer aldığında basıklık ve çarpıklık değerlerinin bunların normal dağılım gösterdiğini ifade ediyor. Bu tablomuzda baktığımız zaman da bütün değerlerin -2, +2 arasında olduğunu gösteriyoruz. Yani veri setimizin normal dağılım gösterdiği anlaşılmış oluyor. Hipotez testlerinde de
T-testlerine geçmeden önce Levene testine bakılması gerekiyor. Çünkü T değerinin hesaplanmasında grupların varyantları eşit mi değil mi bunların ortaya konması gerekiyor. Bunlarla ilgili yapılan testlerde Levene T-testinin tamamının 0,05'ten büyük olduğu, yani dağılımın homojen olduğu ve T değerlerinin anlam ifade ettiği burada ortaya konuluyor. Yapılan hipotez testlerinde, T testlerinde cinsiyete göre çevik liderlik algılamalara bakıldığında algılamalardaki P değerlerinin tamamının 0,05'ten küçük olduğu, yani akademik personelin cinsiyeti itibariyle çevik liderlik özelliklerine yönelik algılamalar arasında istatistik olarak anlamlı bir farkının olduğu görülüyor. Diğer hipotezimize baktığımız zaman yine aynı şekilde P değerlerinin tamamı 0,05'ten küçük. Yani bu durum daha önce idari görevde bulunmayan personelin birim yöneticilerinin, yani dekanların çevik liderlik algılamalarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Üçüncü hipotezimize baktığımız zaman da başka kurumlarda çalışma durumuna göre çevik liderliğin boyutlarıyla ilgili algılamaya baktığımız zaman bunların tamamının da 0,05'ten büyük olduğunu, yani bizim H6 hipotezimizi desteklemediği görülüyor. Çevik liderliğin alt boyutlarına baktığımız zaman ünvan, görev süresi, yaş aralığı, kadronun bulunduğu alan gibi ikiden fazla bileşeni olan kategorik değerlendirmelerde Manova analiziyle test yapılıyor. Bu Manova analiziyle ilgili hemen baktığımız zaman da çevik liderliğin akademik ünvanla ilgili olan testine, hipotez testine baktığımız zaman burada sadece yeniliklere açık ve uyum sağlama çevikliğinin 0,05'ten büyük olduğunu, diğerlerinin küçük olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Aslında biz bunları ayrı ayrı ifade etmemiz lazım ama yani alt boyutlar itibariyle baktığımız zaman bunlar da buradaki diğerlerinde genel itibarla hipotezin, H0 hipotezinin reddedildiğini söyleyebiliriz. Diğer görev süresiyle ilgili olarak baktığımızda tamamının 0,05'ten küçük olduğunu, yani yine H0 hipotezinin reddedildiğini, çevik liderliğin alt boyutlarıyla görev süresi arasındaki anlamlı farklılıklar olduğunu gösteriyor. Yaş aralığı itibariyle baktığımızda tamamının 0,05'ten büyük olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bu da yine H2 hipotezimize denk geliyor. Yani H2 hipotezimiz desteklenmiyor. Çevik liderlik algılamalarının kadro bilgileriyle ilgili, alandaki kadro bilgileriyle ilgili baktığımızda burada dikkati çeken iki tane unsur var alt boyuttan. Sinerji çevikliği ve dijital okur yazarlık teknoloji çevikliği. Sadece bunlarda anlamlı farklılıklar görülüyor, diğerlerinde görülmüyor. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman, genel itibariyle bu 7 hipotezimize baktığımız zaman 1., 3., 4., 5. ve 7. hipotezlerimizin kabul olduğu, diğer hipotezlerimizin reddolduğu görülüyor. Bunların da yine dediğim gibi alt boyutlarını değerlendirmek gerekiyor. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler için bildirinin tam metninde yer verileceğiyle ilgili duyuru da yapmak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.